Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo New York'ta devam ediyoruz. Birazdan sevgili Helin Çelik'le olan sohbetimize devam edeceğiz. Eski Meta Bilgi Güvenlik Başkan Yardımcısı ve SUNY'nin Başkan Vekili Christian Thompson EcoTürk TV mikrofonlarına da konuştu. EcoTürk mikrofonuna konuştu diyelim. Harun Er Özbağ'ın sorularını yanıtladı muhabirimizin ve Türkiye'deki ve dünyadaki kripto para sistemine, ekosistemine dair önemli açıklamalar var. Bir izleyelim, sonrasında sevgili Helin'e de bu konuyu yorumlatacağız tabii. Geleceğin dijital finansman sistemindeki değişimlerden kaynaklı oluşabilecek siber problemlerin çözümlerine yönelik çalışmalarda bulunmuş eski Meta Bilgi Güvenliği Başkan Yardımcısı ve şimdiki SUNY'nin Başkan Vekili Christian Thompson, Türkiye'deki kripto para ekosisteminden ve Türkiye'ye yönelik yatırımlara ilişkin konuşarak Türkiye'nin çok büyük ve önemli bir pazar olduğundan bahsetti. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de 12 milyon kripto kullanıcısı var. Türkiye'de yapacağınız yatırımlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ayrıca Türkiye'de kripto sektör hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye özellikle odaklandığımız pazarlardan biri. Ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Hem teknolojik tarafta hem de kurumsal bazda ciddi yatırımlarımız var. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Grayscale'in yayınladığı bir kurumsal yapılanma var. Ve Türkiye sektörde gerçekten ciddi bir pazar, ciddi bir coğrafya sektörümüz için. Tüm bunlara ek olarak da 14 aydır gerçekleştirdiğimiz, sürdürdüğümüz bir yatırım planımız da var. Burada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Burada tekrarlamak istiyorum, Türkiye'de 12 milyon kripto kullanıcısı var ve kripto alanında eğitim seviyesinin ve akademik desteğin az olduğunu görmekteyiz şu an için Türkiye'de, ülkemizde. Eğitim alanında, kriptonun akademik alanında, eğitim alanında kullanıcıları eğitmek, daha çok bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek misiniz? Kesinlikle böyle adımlarımız olacak yakın gelecekte. Bu sektörde, kripto sektöründe, her sektörde olduğu gibi eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Kendi yapılanmamızda birçok akademisyenimiz var, birçok profesörümüz var bu alanda. Ve üniversiteleri de bu konuda kendimize partner edinmiş bulunmaktayız. Üniversitelere eğitim alanında, kripto eğitim alanında, sektörümüzdeki blockchain ve web3 eğitimleri alanında burs destekleri sunuyoruz. Ayrıca kendi bünyemizde de bootcamp'imiz var. Son soruma geçiyorum. Bildiğiniz üzere yine Rusya'da kripto kullanımının yasallaştırdığını gördük son gelen haberlerle, son gelen yasayla. Bu bağlamda Türkiye'de kripto kullanımı ve yasalar hakkında, son düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca tüm dünyada küresel çapta kripto kullanımının yaygınlaşması hakkında ve gelecekteki kullanım hakkında neler öngörüyorsunuz? Açıkçası sektör oldukça dinamik bu konuda. Bu sektörün ve kriptoların dünyadaki kullanımının ciddi bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Evet, izlemiş olduk efendim. Sevgili Helin'le de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Aslında dünyada genel bir ilgi var değil mi sevgili Helin? En son Goldman Sachs, BlackRock'ın da dahil olmuş olduğu 400 milyon dolardan fazla ETF'i bünyesine kattığını, müşterilerine yayınlamış olduğu bir notta duyurdu. Ben biraz işimin başka tarafına izinle sormak istiyorum. Yani evet, ciddi bir ilgi var, ancak bu ilgi, yani kurumsal ilgi, birazcık böyle sanki sahipliğinin el değiştirmesine sahip oldu. Yani sen ben buna sahipken, Bitcoin'e biz karar verirken o Bitcoin'deki holderların el değiştirmesi değil mi? Daha böyle balinaların hakim olduğu, küçük yatırımcının yine borsalardaki o genel röntgenin sanki hakim olduğu, karakterinin hakim olduğu bir yapıya doğru da gidiyor. Bu biraz bence bu ETF'ler falan da biraz Bitcoin'deki bereketi de kaçırdı gibi fiyatlama anlamında. Ne dersin? Yani kurumsal ilginin olması evet Bitcoin'e güvenlik açısından önemli, güvenirliği açısından, ama sahipliğinin el değiştirmesi sanki Bitcoin felsefesinden de biraz uzaklaştırıyor gibi. Bilmiyorum. Evet, özellikle mesela yaşanan keskin düşüşlerin ardından küçük yatırımcı dip seviyeleri yakalama konusunda çok başarısız. Hatta panik satışı yaparak o el değiştirme mekanizmasını bir de orada gerçekleştirmiş oluyor.
stablecoin girişleri arttı demiştim aradan önceki yayında. Bu stablecoinlerin girişini kim sağlıyor ve bu stablecoinler kime ait? Bence buraya çok büyük soru işareti koymamız gerekiyor. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Bu noktada yükseliş yaratacakları zamanlarda ben küçük yatırımcının komple böyle bir yükseliş dalgasına ya da ani düşüşlerin geleceği dalgada komple küçük yatırımcının birleşmesiyle edinilen bir keskin düşüş olduğunu zannetmiyorum. Burada borsa aksiyonları ve söylediğin gibi bir kurumsal yatırımcının da işin içine girmesiyle o elde ettikleri büyük gücü kullandıklarını düşünüyorum. Bu aslında felsefesine biraz aykırı olsa da karşılaşacağımız durumlardan bir tanesiydi. Çünkü bilinirliği artıyor, artık popülaritesi artıyor, kullanım alanı artıyor. Hem teknolojik olarak hem de öz olarak ülkelerin entegrasyonlarına çok çabuk adapte oluyor. Dolayısıyla kurumsalların burada iştahı kabarıyor. Bireysel yatırımcı kendi portföyünü arttırmaya çalışırken yani deyim yerindeyse 3-5 kuruş kenara daha koyabilmek için belki de risk algısının dışına çıkarak ki bu panik satışlarının tetiklenmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yatırımcının çok riskli gördüğü bu alana aslında hazırlıksız girmesi. Sadece işte kar elde edebilmek amacıyla girmesinden kaynaklanıyor. Ama kurumsallar böyle bakmıyor. Özellikle ETF'ler çıktıktan sonra hemfikirim. Burada çıkışların olduğu dönemde beklenmedik anlarda satış baskısı da gelebiliyor. Tam tersine piyasada düşüş algısı hakimken ve birçok yatırımcı belki de kar realizasyonu yapmışken diğerleri alma eğilimi gösterebiliyor. Ve dolayısıyla piyasa biz önceden madencilerin ani satış ve rezerv biriktirme durumlarının piyasayı etkilediğini söylerken şu an ETF pazarının da çok dikkatle takip edilmesi gerektiği ve fon giriş çıkışlarının izlenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz sanıyorum. Dolayısıyla küçük yatırımcı, özellikle orta uzun vade düşünen yatırımcı bu tarz anlık olarak gelişebilecek fiyat akışlarına değil de biraz daha potansiyeline odaklanarak işlemlerini gerçekleştirmeli ve en azından kripto sektörüne karşı olan inancını kenarda tutarak bu işlemleri yapmalı. Diğer taraftan biraz önceki röportajı yorumlayacağız sanırım. Bir de öyle bir durum var evet. Ama birkaç not aldım bir şey ben varsa lütfen. Alakalı. Aynen. Ben orayı böyle pas geçer gibi oldum ama ona ilave sordum. Lütfen sen rahat ol. Evet, notlarını dinlemek isterim. Evet, birkaç şey dikkatimi çekti. O yüzden üzerinde durmak istedim. Türkiye gelişmiş bir pazar dedi. Evet, bizim nüfusa oranla kullanıcı sayımız bir hayli fazla. Buradaki oranımız Avrupa'da ilk sırada olmamızdan geliyor ve hala bu sıralamadaki ilk yerimizi koruyoruz. 10 milyon bakiyeli kullanıcı var, bakiyesi hesabında bulunan ve bizdeki düzenlemeden sonra bu kullanıcı sayısının artmaya başladığını biliyoruz. Çünkü düzenlenmiş bir alana yatırımcı daha fazla ilgi gösteriyor. Bununla birlikte gelişmesine baktığım zaman genel anlamda pazar olarak gayet tatmin edici olmakla beraber Türkiye'de kurulan borsaların biraz daha fazla atılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kullanıcı burada pişmeye başladı ve daha farklı işlem stratejileri istiyor, daha farklı ekranlar istiyor, daha kullanıcı dostu ekranlar istiyor. Basit olsun, sadece alayım satayımdan çıktı artık bu iş. O yüzden değil yerel mi? Borsaların gelişmesi lazım. Neleri konuşuyoruz artık? Lazım. Enflasyonu değil mi? Fed'i konuşuyoruz. O da bir sürü etmen oluştu. Yani artık böyle fiyatı al sat gibi bir basit bir olay değil artık. Birçok şeye bakmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Burada biz kullanıcının aslında finansal okur yazarlığının nasıl ki arttırılması gerektiğini yıllardır söylüyorsak, kripto para okur yazarlığının da arttırılması gerekiyor ama borsa çalışanının da aynı şekilde eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir eğitim ve sürecinden geçmesi ve ne işi yaptığı hakkında detaylı bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Burada ben hem yurt içi hem yurt dışı borsalarda aktif işlem yapan birisi olarak, bir yatırımcı olarak söylemem gerekirse bizim Türkiye'deki borsalarda bu konuda ciddi bir eksik var. Hem aslında personelin
buradaki eğitim süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Hem de yurt dışı borsalardaki gridler gibi farklı işlem stratejilerinin sunulması gerekiyor. Diğer taraftan akademiyle alakalı bir şey söyledi. Bizim ülkemiz bu konuda başarılı diye düşünüyorum. Kendi akademisyenine çok rahat yetiştirecektir, çıkaracaktır. Özellikle kripto para ve blockchain tarafında. Sadece eksiklerimizden bir tanesi yazılım diye düşünüyorum. Burada Türk yazılımcı bulmak, bir borsayı yazdırıp onu o sistemi ayakta tutabilecek bir Türk yazılımcı bulmak gerçekten çok zor. O yüzden yurt dışından istihdam etmek usulüyle çok fazla ekip getirildiğini biliyorum zamanında ve hala da destek alınıyor. Dolayısıyla buradaki ücretlendirmede yani burası da biraz daha yan taraf, yan şeyi gibi kaldı artık. Yabancı yazılımcıların yanında artık kendini yetiştirebilen yetiştiriyor, ekibini kurabilen kurabiliyor. Bilinen başarılı bir borsanın Türk yazılım ekibi var. Bu çok gurur verici. Ama diğer taraftan farklı, yani sadece alsat için söylemiyorum, sektörel anlamda blockchain teknolojisinin entegrasyonunu yapabilecek peki, daha fazla Türk yazılımcıya ihtiyacımız var. Evet, önemli. Evet. Farklı bakış açısı. Çok teşekkür ederim. Senin sürenin sonuna geldik. Yani şu personelin değişmesi ve eğitilmesi noktasında çok fazlasıyla sana destek veriyorum. Çünkü özellikle sermaye piyasalarında geleneksel tarafta çalışan aracı kurup personelin de eğitilmesi lazım. Oradaki araştırma düzeninde. Yani artık Bitcoin tukaka olmaktan çıktı. Değil mi? Bir regüle bir üründen bahsediyoruz. Evet. O yüzden bunun her şeyini herkesin bence bilmesi gerekiyor ki ekrana çıktıkları zaman izleyicilerimize yanlış bilgi vermemeleri anlamında. Dolayısıyla kesinlikle kapsamlı bir dönüşüme işaret ettin. Çok teşekkür ederiz. Helin Çelik efendim, kripto para uzmanıyla konuştuk. Programın da sonuna geldik. Sabah 7'de tekrar görüşürüz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.